Sayın Nila Yıldız için. Biraz önce de bunu duymaya alışmadım. Nila Yıldız. İki soyadını kullanmıyorsunuz o zaman siz. Pek hoş, pek güzel efendim. Pırıl pırıl. Alışırsınız bence. Alışacağım. İlerleyen noktalarda. Evet. İlk zaferinizi, Nilay Yıldız olarak ilk zaferinizi bugün kazanmaya hazır mısınız? Hazırım inşallah. Neden olmasın? Ama başlamadan önce biraz kendinizi hatırlatın isterim ben. Tamam. 35 yaşındayım. Dediğiniz gibi yeni evliyim. Bir bankada çalışıyorum. Geçen seferden bu sefer çok hayatımda değişen aslında tek evlilik diyebilirim. Yine yüksek lisans mezunuyum. Hala daha doğrusu yüksek lisans mezunuyum. Son bir yıldır evdeyiz. Evden çalışıyorum. 3,5 yıl mı olmuştu siz geleli? Evet. Aslında çok şeyler değişti. Evet. Değil mi? Evet. Son bir yıldır zaten çok çok şey değişti hayatımızda. Son bir yıldır evden çalışıyorum. Yaramaz bir şey yok. Pek güzel. Bugünümüze şükür. Geçen sefer 8500 puanlı gün şampiyonu. 8200. 8200 puanlı gün şampiyonu olurken onun üzerine en azından bir 1000 puan koyarız gibi geliyor İstiyorum. Bana. Ben de istiyorum. Başlayalım mı? Başlayalım. Lütfen. Bugünün bir ortak konusu vardır. 4 harfli cevaplarınızdan bir tanesi bir ülkenin ismidir efendim. Hadi bakalım. Onu da başkentiyle birlikte vereceğiz. Fakat ilk sorunuz değil bu. İlk sorunuz şöyle bir şey. Tamam. Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma. İdrak. İdrak kelimesinin 4 harfli Türkçe kökenli karşılığı. Nokta nokta lamak. İdrak etmek. Algı. Algı. 400 puan değerinde yerleşti yerine. 14 saat dedi. 14 saniyede 400 puan. Gayet güzel bir alışveriş. Buyurun geliyor şimdi o ortak konudan bir soru. Yani bir ülkenin ismi. Başkenti. Konakry. Zor. Ama G ile yine başlıyor. Afrika ülkesi kesinlikle güzel. Haydi yenisi gelsin. 5 harfli cevaplar artık. Görelim. Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne. Yapıştırın gitsin. Beklemeyin. Yok gelmedi. Taka geldi. 6 harfli olsa yelken, belki sandal derdiniz. Tekne de var. Ufak diyor ama. Öyle taka gibi falan değil. Taka kocaman. Vapur. Hoppa. Ufak çok, ufak. Çok. Kürekle yürütülen vapur evet, olmaz evet zaten. Gelmedi çünkü. Kayık. Kayıktır o. 400 puan. 1100 oldu kasamız. Beklemiyorum müsaadenizle. Gelmeyince gelmiyor lütfen. Böyle buyurun. Tedirgin ediyorum bazen insanı ama bir tanecik harf canım. Hiçbir şey olmaz. Evet, evet. Şu anda 2 tane harf aldınız. 4. sorumuzdur bu soru. Bu soruyla birlikte de 2000'e yaklaşacağız. Güzel gidiyoruz. Buyurun. Karaciğerin hazmı kolaylaştırmak için salgıladığı sindirimi doğrudan etkileyen tek salgısı. Gayet iyi biliyoruz ne olduğunu. Alo. Soru biraz kafa karıştırıcı gibi. Tamam, bir tane harf yardımcı alayım olur. Buyurun. Çok da güzel yerden geldi. Bir tane daha alayım. Ağırlık anlamında da kullanılır mesela bu kelime. Kırdın. Nokta nokta atmamız lazım. Ağırlık atmamız lazım. Ay süram gidiyor. Alayım bir tane daha. Sarısı vardır. Nokta nokta sarısı. Safra. Safra. 200 puan değerinde. Biraz korkuttu bizi. Süre gidiyor diye ürktük, fazladan bir tane harf aldık, bir şey olmaz. Olur. Halen 9000'i aşabilecek durumdayız. 6 harfli cevapların ilki şöyle bir soruya sahip. Geçimsiz, huysuz, kavga çıkartmaktan hoşlanan anlamında bir sıfattır. Eski ama eskimemiş bir kelimedir, halen kullanılır. Vallahi açıkça söylemek gerekirse de biraz böyle kadınlar için kullanılan bir kelimedir. Niye öyle dediniz şimdi? Ben ne yapayım? Yani. Yardımcı olmak istedim. Şey. Dur. Alayım bir tane. Cazgır gibi bir şey de şeyle başlıyor. Sivret. Oldu bitti. 6 harflidir. Tek kelimedir. Askerlikle ilgilidir. Buyurun. Erkan-ı Harp. Bu sözcüğün günümüz Türkçesindeki karşılığı. Asker arkadaşı gibi bir şey herhalde. Hayır. Harpten. Hayır. Mesela albay. Erkan-ı Harp albay. O zaman albay değil mi? Rütbe, makam. Belli bir konuda uzmanlık sahibi. Alın bir harf. Niye bugün bir şey gelmiyor? Biliyorsunuz alayım bu kelimeyi. Bir alın bir harf. Belli planlar. Allah Allah. Alayım kurabilecek, bir tane daha, ortaya bitti. Koyabilecek niteliklere sahip, eğitime sahip albay mesela. Binbaşı. Kurmay. İşte oldu bitti.
Biraz tedirgin davranıyorsunuz. Ne oldu evet bugün? Daha cesur olmanız lazım efendim. Yapılması gereken şey o, sürem gidiyor diye korkuyorsunuz evet, evet. Ama toparlayabileceğinize eminim ben. Bakın bu soruyla birlikte tam ortasında olacağız yarışmanın. Çok büyük eksiğimiz yok. 20 saniye kadar bir geriden geliyoruz. Onu bir soruda bile toparlarsınız. Şimdi arka arkaya birkaç tane cevap versem. Canınız sıkıldı. Farkındayım evet. Ama toparlayacağız. Şimdi 7 harfli 2 kelimeden oluşan bir tabir şöyle sorulmuştur. Bence kolay da soru. Mecazi anlamda vurunca çok acıtan kimse. Neydi bu, bir daha söyleyeyim bana. İki kelime. İki kelime. Vurunca çok acıtan. Babamın eli ağır. Eli ağırdır. 700 puan. 2900 oldu kasa. Gayet kolay bir soru daha. Şimdi sorunun içerisinde bir tane böyle eski kelime var. Erkan-ı Harp'ten de eski bir kelime. Çok dikkate almayın. Çünkü aradığımız 7 harfli kelimenin açıklaması yapılıyor. Tamam. Belki beni bile beklemeden pat diye cevaplayacaksınız. Buyurun bakalım. Eskiden yüksek ve rahatsız edici karışık sesler için kullanılan gulgule sözünün günümüz Türkçesindeki karşılığı. Boş verin gulguleyi. Yüksek ve rahatsız edici karışık sesler. Şamata, gürültü. Ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Şamata, gürültü. Gürültü diyeceksiniz. Şamata mı diyeceksiniz? 6 tane soru kaldı. 1 dakika 15 saniye var. Oyalanmazsak yeter. Gayet yeterlidir. Ve hali hazırda tertemiz 9000 puana ulaşabilecek durumdasınız. Her şey yolunda. Hedefime ulaşayım. Ulaşacaksınız. Tamam. Yeter ki böyle hevesinizi kaybetmeyin. Yok yok, kaybetmiyorum. Şimdi biraz böyle zıpır gibi bir soru. Tamam. Şöyle sorduk. Seçkin bir edayla hapşırmak. Hapşırmakla eş anlamlı bir kelime. Biraz daha böyle kibar bir kelime olduğu için böyle bir şey ekledik. Hapşırmak, tıksırmak. Tıksırmak başka. Seçkin, hapşırmak. Gürültüyle gibi. Seçkin daha kibar diyorsunuz. Daha kibar. Ortalığı böyle dağıtarak değil de daha... İçine. Hapşırmakla eş anlamlı bir kelime. Gelmiyor şu an. Alalım, harf alalım. Alalım. Aldık bir harf. Sesli harfle başlıyor. Aksırmak. 700 puan. Aksırmak dedi. Hızlanın. Tamam. Tamam. 40 saniyeden daha az kaldı. Soru başına 10 saniyemiz bile yok. Tamam. Hızlanalım. Tamam. Buyurun. İki kelimedir, şöyle sorulur. Televizyon ekranı için kullanılan yakıştırma yollu bir... Kara kutu. Kara kutu değil. Aa, neydi? Kara kutu değil. Önündeki hani o şeyden. Nokta noktaya yansıyan. Artık plazma var. Bu da değişti de. Eski televizyonlarda mı? Evet. Onu da bilirim. Daha tüplü televizyonlar için kullanılırdı bu. Hani önündeki o şeyden dolayı. Neydi o önündeki şey? Mavi bir ekran vardı. Ya hayır. Lütfen. Sinemaya ne diyorlardı? Beyaz perde. Televizyon. Perde, beyaz perde. Beyaz? Kutu. Neydi ya? 8 harfli. 3 harfli olmalı aradığımız. Beyaz cam. Beyaz cam. Son anda 800 puanı orada bırakmadık. Eğer ki alınsaydı elimizden çok daha kötü olurdu. Giderdi. Elimizde 38 saniye var. Tamam. 4 soruya cevap vereceğiz. Buyurun. 2 kelimeden oluşuyor. Ortadan kaldırmak yok anlamında. Etmek. Dikkat, harf istediniz galiba. Evet. Aha, işte. Buyurun efendim. Arapça kökenli bir kelime aradığınız o H harfi oradan geldi ya, kafanızı karıştırmasın. İlla sessiz harfle başlayacak diye bir şey yok. Ortadan kaldırmak. İki kelime. Ortadan kaldırmak. O saçma bir yerde değil mi? Yok evet. Etmek. Etmek bir şey güzel. Etmek. Etmek hoş. Evet. Etmek. İhya. Yok olmaz. İhya. H'yi uydurmaya çalışıyorum şu anda. Ortadan kaldırmak. Nasıl ya? Zaten ihya olmaz. Yok yok yok. H'nin an... öncesinde bir sessiz harf var. Öyle başlasın. Öyle. İmha. İmha. Nedir? İmha etmek. İmha etmektir. Zıpır sorularla pek aranız iyi değildi değil mi sizin? Evde her şeyle aram iyi ama burada, burada neyle iyi neyle kötü daha bilmiyorum olabiliyor. Şu an. Dur bakalım. Şu biraz zıpır da denmez buna. Zevzek bir soru. Kıyafet olarak yalnızca bikini üstünü tercih eden hayali karakter. Deniz kızı. Nedir? Deniz kızı. Deniz kızıdır efendim. Öyle uzun. 8800 puana ulaşabilecek durumdayız. Ama 27 saniyede 2 soruya daha cevap vermemiz gerekiyor. Tamam. Eskisi kadar korkmuyorum süre konusunda artık. Tek kelimeden oluşuyor ilk 10 harfli cevabınız ve şöyle sorulmuş. İstek ve irade dışında olan kurtulunması, ç
çekinilmesi imkansız. İstek ve irade dışında. Uzun kader. Nokta nokta kader. Kara yazgı. Hayır. İstek ve irade dışında olan bir harf alayım. Bir kaza. Nokta nokta bir kaza ama. Bir tane daha alayım. Bir tane daha istekler. İstek ve irade dışında olan kurtulması çekinilmesi imkansız. Hı hı. Kurtulunması çekinilmesi imkansız. Yani bu beladan kurtulamayız. Nokta nokta sona doğru adım adım ilerliyoruz. Evet. Kesinlikle neydi? Öyle. İlerliyoruz. Kurtulması çekinilmesi imkansız. Nokta nokta son. Kalıplaşmış tabirler. Kaçınılmaz. Nedir efendim? Kaçınılmaz. Kaçınılmaz. 7600 kasamız. Neyse şimdilik kaçtık. Bu da son sorumuz, son cevabımız. Yardımcı fiiliyle birlikte tek kelime. Şöyle tamam. Sorulmuş. Beklenmedik bir anda, beklenmedik bir hızla harf ortaya alayım. Çıkmak. Harf istediler ve durdurdular. Birdenbire, aniden. Beklenmedik bir anda. Beklenmedik bir hızla ortaya çıkmak. Bir anda karşımda. Belirverdi, belirmek. Ha gayret. Vermek o... Evet, yardımcı fiili bulduk. Çıkıvermek. Sanki böyle yerden... Çıka gelmek. Yerden sanki bir ot gibi, ot gibi. Üre. Yani ne bileyim. Ot gibi, ot. Türe... Bitki gibi, bitki. Beklenmedik bir bitki gibi, sanki böyle yerden çıkmış gibi. Nilay Hanım, ya takılmayın evet. Buradan. Vermek dedikten sonra... Bir anda karşımda... Çıkıverdi, beliriverdi, oluverdi, bitiverdi. Bitivermek. Ay... Sana 9000 olmadı ama 8500 puan da sizi bugünün şampiyonu yapabilecek bir puan. Eğer ki 8500 puanla gün şampiyonu olur da hafta finaline katılırsanız efendim bu kadar heyecanlanmayacaksınız, söz verin. Ya heyecanlı değildim, niye böyle oldu? Heyecanlı değil miydiniz? Biz ya, farklı birini mi izledik? Hayır. Heyecanlıydı. Çok bilmediklerim geldi. Daha güzelini yaparız. Tamam, biraz daha serin kanlı olursak. Önce size bir kuvvetli alkış.